Evet, merhabalar. Uzun zamandır vlog koymuyordum. Twitch'e başlayacağım. Sponsoruma geldim. Overgame'e geldim. Zaten vlog koyamadım. Amsterdam'a gittik, vlog çektik. Ülke karıştı. O yüzden hani hiç şey yaptık. Evet. Ekin hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol. Şimdi abi benim ilgilendiğim taraf şu taraf. Tamam. Ben şimdi yani hangisi... Sponsor olursa böyle olur diye başlıyor. Tabii tabii. Ekin dükkan senin. Buyurun başlayalım. Evet. Can abi dedi ki Twitch'e başlarsan sponsor ben olacağım dedi. Sizin Twitch kanalı neydi? Oyunun en heyecanlı yeri. Onu alta yazayım ben. Evet. Benimki de Ekin kollama klasik. Aslında Overgame'in sloganı. Overgame oyunun en heyecanlı yeri ama onu İngilizce yazmak için. Allah'tan kimse almamış. Ya. Bir de o var. Bir tane var meraklımız. Bütün isimlerimizi almış ama onu unutmuş. Ona yapıştık. İyi bari. Benimkini de almış. Ben aldım ya da hiç hatırlamıyordum. Sonra verdiler sağ olsunlar. Ha. Abi şimdi hiç anlamıyorum bu işlerden ilk defa. O yüzden her Türk gibi diyeceğim ki en pahalısı hangisi? Vallahi nereden başlayalım? Klavyeden başlayalım. Evet. Anıl nereden başlayalım? Hangi klavyeden? Şöyle klavyeden gidelim o zaman. Üstten alta tamam. Almış oluruz. Şu an ben bir tane etiket kestirdim gözüme ama şöyle. Herhalde bu en pahalısı. Black Widow'un versiyon 2'si. Daha yeni çıktı. Yepyeni evet. Evet şu sağ 90'daki. Evet. Normal Black Widow'da hani kromadan bir farkı olarak ilk defa Black Widow'lara nasıl denir? El desteği, Black desteği. Black desteği eklendi evet. En pahalı şu an o. Hem en pahalısı hem en yenisi. En ergonomiyi işte şey bileklik desteği dediği şeyde içinde ilk zaten defa. Zaten WAC'de kullanacağım ben o kadar yapamadım. Bana... Ama yani hani sararsan bir oyunda fazlasıyla o zaman bu sana bu bilek desteği çok faydalı olur. Bu arada hafta içi saat 10'da. 10'da başlayacağım her hafta içi her gün saat 10'da yayınlar başlayacak bilginiz olsun. Süper. Kayıt olun. Bizim kanalın yayınları da her pazar pazartesi fix 8.30. Pazar pazartesi. 20.30'da o kesin yayın var. Bir tane de hafta içi oyun çıkışına görüşürüz. Gelmişken zaten bana bir OBS falan da gösterin. Bende tamam. Hiç o bilgiler biz yok. Biz de yeni başladık. Hepsini gösteririz beraber. Tamamdır. Abi şimdi... Şimdi klavyeyi hallettik. Tamam. Bu Firefly kumaş dediler. Aynen. En iyisi. En iyisi o dediler. Evet. Peki oldu mesela aldım ben mouse falan bir arıza bir şey çıktı. Buraya sana getirebiliyor muyuz? Tabii ki. Tamam. Hiç kimseyi uğraştırmıyoruz. Satış sonrası desteğimiz 10 numara. Heh, mouse'a geldik. Vallahi mouse'ta herkesin kendi derdi var. Yani mesela ne oynadığın oyuna göre yani çok değişiyor. Mesela şu bir sürü tuşları var. Bu ihtimalle evet, makrolar. LOL mol oynayanlar için falandır evet, herhalde. Evet, makrolar için daha çok. Ben onu oynamayacağım için şunu seçtim. Farkındaysanız. Wireless ama. Peki. Bunun özelliği hem wireless hem... Yani hem kablolu hem kablosuz olabiliyor. Yani iş görür değil mi? Görmez sayı zaten. Çok şükür. Tamam. Wireless deyince sanki hani şey böyle. Ha, biraz aklınız olsun. Mamba'nın tuşları birazcık daha sert normale göre. Hani daha yumuşak tuş kullanıyorsanız Zetadır var. Ama birazcık yine aynı zaten. Yok yok. Tamam. Sıkıntı yok. Evet. Bunlar şey zaten değil mi? Onlar bir alt kategori şey diyelim, mousepad. Mousepad'ler. Tamam, ama aldım onların özelliği yani Firefly'dan daha farklı olması işte boyutlarını seçebilmiyorsun. Hmm. Large, medium, extra large ve extended var. Extended'larda klavye, yani örtü gibi, masa örtüsü gibi. Yolluk. Of. Yolluk ha. Piknik yaptı. Abi son olarak kulaklık. Kulaklık. Kulaklıkta da seçeneğimiz bol. Burada... İşte en pahalısı buydu. Sonra bunun wireless'ı var dedin. En pahalısı bu. Bu mu? Wireless olan. Mikrofonu var değil mi? Yoksa ayıp zaten de oyun. Tamam. Adı o abi. Evet, Türk usulü alışverişimizi bitirdik. Evet, şu yani şu an çoğu kişi bana gıcık oldu. Niye en pahalısını aldın diye de. Ama ya yani iyi bir zamanda geldin çünkü bir kısım ürün o gördüğün Chroma versiyon, şey Black Widow versiyonu 2 ile beraber yepyeni ürünler geldiği için de hem de yeni kurula geldiği için de biraz yüksek yani bu hani yanlış kimse anlamasın niye en pahalısı dendi gerçekten iyi ve yenileri aldık. Ama şöyle bir şey hani ben öyle konuştum mesela hani MSI'da da öyle konuştum. Tabii canım her şeyin en üst seviyesi. Hani keşke şundan alsaydım falan muhabbeti olmasın çünkü çok donanım şeyden anlayan bir adam değilim ben. Yok. Donanım garantisi parayla olduğu için şu anda en yüksekleri aldı. Zaten yani. Evet öyle yani bir... Makinen de bilgisayarın da özel sana geldi. AEGIS 3, evet. X3 müydü neydi? Bayağı monitörlerin pahalıymış. De... Monitörler burada. Yani her bir oyuncu monitörü. ViewSonic. Sağ olsun. İki tane de 24 inç oyuncu monitörü gönderdi. Bunu Can abi kendi aldı herhalde.
Dükkanda var mıydı bunda? Yok, var mı? Dükkanda yok. Ben bunu biliyordum. Takip ettiğim bir ürün. Yani biz Logitech'le çalışmıyoruz. Bu Twitch için çıkarttıkları bir kameraydı. Bunu kendimiz takip ediyorduk ama biz PlayStation'da yaptığımız için işi. Kendimiz PlayStation'ın kamerasını kullanıyoruz ama senin için, şu an için bence piyasadaki en iyi Twitch kamerası Logitech'in bu kamera yani. Evet, yani iyi görüntü. Zaten beni göreceksiniz şu kadar karede, yani çok da bir şey beklemeyin aslında. Evet ama oyun tarafında şey önemli tabii. Yani bir yok, yandan da... Şey önemli aslında, bazen bilgisayar başında hazır bir şey yaparken hani tam ekran bu kamerayla bir şey çekip sonra küçültüyorsun falan filan bir şeyler yapıyorsun, ondan o da etkili. Evet, o zaman fark ettiğiniz gibi Overgame var bir sponsorum. Diğeri MSI ve ViewSonic. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Ama bir yandan da bu fikri de benim kafama Can abi soktu. Estağfurullah. Yani GIST'e çağırmasaydın. Evet. GIST'te sen de yakıştın. Ama yani bayağı bir şey yaptık, muhabbet ettik falan. Hem muhabbetimiz var, hem yani senin de iyi kötü bir oyun geçmişin var. Tabii, mobil oyunda. Evet. Yani sonuçta kafalarımız da denk. Ve Twitch kitlesi de bizim kitlemiz uygun. Aynen. İyi işler çıkartacağımıza eminim. Bu arada şey, hani klasik böyle oyuncu çocuklar gibi olmayacağım ben biraz. Hani günün konusu olacak ve o konu üzerine muhabbet olacak. Aslında oyun böyle amacım değil, aracım olacak benim orada canlı yayında kaçmaya. Hani diyorsunuz ya eskisi gibi olsa falan, biraz eskisi gibi de olacak. Onu tüyosunu vereyim. Esasında Twitch'in de bence eksiğini dolduracağız. Çünkü bu tarz sosyal muhabbet orada o kadar güzel... Yok. Ben biraz bir baktım şöyle hakikaten... Yok. Yani bizim için önemli aşama olacak. Yani her gün saat 10'da, hafta içi her gün muhabbet edeceğiz. Tabii hastalık falan hariç. Bu aralar hastayım. Detay vermeyeyim. Yani iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bakalım, garanti kesinleşince i̇nşallah, konuşuruz. İnşallah iyi çıkacağız. Evet. Neyse, o zaman Tolga mı gösterecek o bilgisi? Evet, şimdi Tolga ile Doğukan bize şey Twitch yayını gösterecekler ama şu anda bir VR demosu var. Ha. Bir yerde musunu bitirdikten sonra Twitch'e bağlanacağız. Neden bağlantısını kontrol et. Öncelikle derdi. Zaten kablo aldım. Hani wireless olmasına rağmen bayağı. Abi biz burada stabil yapmaya çalışıyoruz. Yani bizde 50 megabit var burada Türk Telekom'un. 50 megabit mi? Evet. Ve şeyiz. Ama Telekom'un diyorsun. Telekom'un bir de hayır, kanyonun içinde Türk Telekom'un kendi santrali var. Yani çok temiz hatlarımız burada. Ama ona rağmen upload'da büyük sıkıntı. Tabii ADSL'in özünde zaten asimetrik. Tabii. Bir şey yani download hızı, upload yavaş olur ama gene de bu kadar beklemiyorum. Kaç megabit upload? Vallahi normal gözükmeyen 5. Ama 2.5'a düştüğünde saçma oluyor. 1500 ama en az 2000'i bulmanız lazım ki hani 720p'de. Benim iyi Allah'tan, hani ben süper online kullanıcısıyım bu arada internette. Hatta geçen bir şey dediler. Aynı para olsun ama dijital kedi edelim dediler. Dedim ki dijital kedi ederseniz kapatırım hatta. Pardon deyip kapattılar. Sevmiyorum dijital. Buradan herkese söyleyeyim. Aynı şeyi bana da yaptılar. Uyun etteyim ben de. Dijital geçirelim dediler. Dedim istemiyorum. Televizyonda zaten kullanmıyorum. Sadece dedim internetleriyim. Ben de şey var hani Galatasaray maçı izleyebilirim sadece. Bir dijital şey üyelik var da DigiPlus. Ben artık futbolu da bıraktım artık. O yüzden komple yani, kapattım. Evet, bu arada gündelik dertleriniz böyle. Vlog koyamadım uzun zamandır. Amsterdam vlog yalan oldu ya. Ona çok üzüldüm ben. Niye? Abi şimdi karıştı ya ülke. Şimdi koyacağım. Evet, sağda solda görecek. Doğru. Hani akıllısına kadar hani kendi aboneleri için konuşmuyorum da dışarıdan gören birkaç tane salak gelecek, bir şey yazacak. Onunla falan atmaya çalışacağım. Anlamayacak falan filan. Dedim şimdi milleti durduk yere böyle kaos ortamına sürükler gibi tam o doğru patlama yaparken koymayayım. Yayıncı refleksi böyle bir şey. Evet. Biz mesela niye diyoruz, sen gayet mantıklı bir şekilde izah ediyorsun. Ama ben de isterim ki vlogum gelsin. Klasik müzikte bir şey olmuyor, rahat olun. Kusura bakma. Bir VR'da şu an enteresan bir stüdyo ortamında... Bu arada deneyebilirsiniz ha, hani gelip Overgame'e. Sıkıntı yok. Şu an bir stüdyoda bir keman konçertosunu VR'la tecrübe ediyorum. Abi şimdi herkes şey diyecek, biz bir sürü böyle pahalı aldım ya ben. Bana gıcık oldular. Evet. Bana gıcık olanlara böyle hediye vereceğiz mi? Oo, yayınlar hediyesiz geçmez. Ya, evet, asıl sponsorluk orada zaten. Tabii tabii. O konuda yani çok en sevdiğimiz şey. Aynen öyle. Ama tabii yayında iyi takip edilip sorulara da dikkat edilmesi tabii lazım. Tabii tabii. Hatta gelip buradan alacaksınız. Ben öyle kargo ile falan uğraşmayacağım. Aynen. Onu da söyleyeyim. Tamamen doğaçlama yapıyorlar. Ama ikisinin de oyunla ilgili çok fazla geçmişi var. Çok ve çok da oyun oynuyorlar. Bu arada şey söyleyeyim. Hakikaten hani oyun alacaksınız falan. Atıyorum bir oyun çıktı. Çok her yerde böyle gördünüz. Gaza geldiniz. Alacaksınız. Bir gidin sorun. Hani size uygun mu? Oynar mısın? Oynamaz mısın? İki gün sonra param patlamasın diye. O konuda çok yardımcı oluyorlar. Ben şimdiye kadar 3-4 tane oyun sordum. Hiçbiri bana gelmemiş. Gelmezmiş yani. O yüzden Forrest. Ama
bir... Tolga biraz baştan anlatsana, belki yayına başlamak isteyenler de olur. Anladım. Şöyle söyleyeyim, Discam oynayacağız değil mi bugün? Discam oynayalım bugün. Karşılıklı Discam oynuyoruz. Bu oyun şöyle bir oyun. Statta, ufak bir sahada bir diski kullanarak iki karakter karşılıklı birbirine gol atmaya çalışıyor oyunda. Biraz basketbol, biraz voleybol, sporun her dalından ufak ufak. Ben daha kolay anlatacağım. Esen Half-Life'de Ricochet vardı. Birbirimizin evet. Kafasını koparttık. Onun daha... Kafa koparmıyor. Aynen, daha sevimli tonlusu diyelim. Peki bunun izleyicisi var mı? Bunun izleyicisi ne? Bunun izleyicisi bu ay olur. Neden? PSN'de bu oyun şu anda free. Ha, gelir gelir, mecbur gelirler. Mecbur gelir çünkü şey, oyun bedava şu an PlayStation aynen. Store'da. Bu ayın oyunu seçildi. Bu aya kadar oynamıyor olsanız bile kütüphanenize atın. Lazım olur. Ya çok şey bir oyun, eğlenceli bir oyun yani esasında. Bedava indirin ya. Çok basit bir mekanikle çok ilginç durumlar ortaya çıkarabiliyor oyun. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Şuradan oynan. Alayım da hepimizi görsün şöyle. PlayStation 4 Pro var mesela. Ben şimdi 100 bin takipçi ulaşırsam Twitch'te hediye edeceğim PlayStation 4 Pro'yu. Gördüğünüz gibi Tolga hazırmış ödüle. Yok, tanıdıklara burada... çıkmıyor ya. Biz de burada pahalı bir donanım kullanıyoruz. Hem bir PlayStation 4 Pro'muz var, bir düz bir PlayStation 4'umuz var. 4K bir Sony televizyonumuz var. HDMI mi? Evet. 2.0 HDMI destekli. Gerçek 4K deneyimini Pro'da veren ve bir adet VR'ımız var açık. VR'ın tüm ekipmanları açık kullanılabilir halde. PlayStation 3'ten var edilen ama bence PlayStation'ın en iyi soundbarı olan bir tane de soundbarla sesi alıyoruz. Hijyen sebebiyle burada kulaklıklı 3D surround kulaklığı kullandırmıyoruz kimseye. Çünkü deneyim alanı burası. Mağazada deneyip satın almak isteyen herkese o kulaklığı kullandıramayacağımız için onu pas geçiyoruz ama gerçekten 3D surround kulaklığı VR'ın efsane. Tamamen ortamdan götürüyor insanı. Evet. Tabii bu iyi donanımla iyi de oyun çıkıyor. Orada Türk Telekom'a kadar her şey iyi gidiyor işte. Yani en büyük özelliğimiz şu gerçekten. Twitch'te de böyle. Aynı kanalda, aynı ortamda co-op multi oynayabilen tek kanalız. Yani biz yayında çift PlayStation'da Ghost Recon oynuyoruz. Aynı takımda beraber ilerliyoruz. Beraber muhabbet edebiliyorlar ve bunu bir de upload ediyoruz. O yüzden de biraz sıkıntı yani tabii. Çift yayın çıkıyor yukarı. TTNet olunca tabii. Yani sıkıntı bu ama yani şeyimiz iyi. Altyapı iyi. Biz de yayını yeni öğreniyoruz ekip olarak. Ben mesela şu an eve gideceğim, biraz kurcalayacağım. Evet, yani biz de kurcalaya öğrendik. Mesela şu anda... Nasıl başlıyoruz? Yani şimdi öncelikle ben kendi hesabımdan çıkıyorum. Tamam. Mağazanın hesabına giriyorum. Yani o kadar içselleştirdim, ben kendi hesabımı da kullanıyorum burada. Bu arada eklemek isteyenler için OG Canyon mağaza hesabı PSN'de. Hı hı. Ama mesai saatlerinde oynamıyoruz. Yani çaktırmadan oynuyorlar da. Yani. Sıfırcı Mahmut Hoca yokken. Dur, oyun yayınına geldi orada. Evet. Buradan share tuşuna basıp oyunu yayınla diyoruz. Bunu yaptıktan sonra zaten entegre sistemler. Vay, Daily Motion vardı ya. Tabii. Yani. Rahmetli. O geldi aklıma. İstersen kalite diyor ya 1080p. Onu 720'yi yapalım standart. Bu yayına upload'u da biraz rahatlatır. O zaman şimdi dent olmayınca 720. Gönül sıraki 4K 4K. İstersen buraya 10.000 dolarlık tesisat koy abi. Şimdi Türk Telekom'a geliyorsun 720p. Bak şuradan kameradan. Görüntüleri koyuyor. Şimdi Instagram'dan canlı yayına müşteri çağıralım. Şimdi sen hangi renksin? Ben maviyim şu anda. Aşağıda split screen altında gördüğünüz benim. Şu aslında bu arada boyayım. Ya nasıl olsa zaten bir noktaya geleceksin benim. Ben ya oyunun mantığı Twitch'te oyunun en heyecanlı yerinden yayınlanıyor şu anda. Sürpriz bir yayın oldu, program dışı. Evet, Can abi ben şimdi bu kadar eşya nasıl götüreceğim ya? Beraber götüreceğiz. Tamam. Eve servisiniz var. Evet, sağ ol, teşekkür ederim. Bak bu arada bunları alın ya. Benim en uyuz olduğum şey de PlayStation'da. Bu soyuluyor ya. Bunlardan falan... Bu arada ondan yeni bir şey bahsedeyim. Versiyon 2 kollar çıktı. Bu ondan soyulmuyor değil mi? Kollar artık bu şeyi yaşamıyor. Daha sağlam bir malzemeden yapıldılar. Light bar öne geldi. Ufak bir ergonomik değişiklik oldu. Ele de daha rahat oturuyor. Yani versiyon 2 kolları nasıl ayırt ederler? Eski kollarda mavi alt kapak, mavi üst kapak vardı. Şimdi alt mavi üst beyaz oldu. Versiyon 2 demektir.
Ekin'in tekrardan yayını yeni açan sevdiğim şuydu. Benim düştüğüm acaba bu? Büyük ihtimalle odur. Bu şey Cem'in getirdi. Odur. Şurası bantlı mı? Pro. Ben buraya bantlamıştım. İsmini koyduk bunun. Artık Muhittin o. Ya Muhittin mi? Evet, AVM. Yani bayağı güzel. Çok iyi. Yani ben hariç herkes kullanıyor. Sen de kullanabilirsin. Biraz kirli herhalde. Yok abi, ben düşüyoruz direkt. Yok, düşmüyorsun. Ben hiç kullanamıyordum. Ben duramıyorduğum için ben düşüyorum yani. Duruyorsun. Durduruyor kendini. Durdum. Ben üstünde durdum ama gidemiyorum. Korkuyorum. Bir refleks orada çalışmıyor. Yok. Kilodan dolayı yani. Ya baba. Okey. Eşyaları alıp artık gidiyoruz. Bugün bu video yayına girer mi tam bilmiyorum. Bugün cumartesi günü ama akşam yayın yapmaya çalışacağım. Bakalım. Ben de hiç bilmiyorum. Evde bir kuracağım kendim. Biraz kendimi öğreneyim. Biraz dene abi. İyi olsun. OBS mi OBS? Evet, yine görüşürüz. Bu arada 21 Haziran, Haziran diyorum ya. 21 Mart bu salı günü Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde olacağız biz Timur abiyle. Hani gelmek isteyen varsa herkesi bekleriz. Bilginiz olsun. Saat 1 gibi falan oradadır. Instagram'dan takip ederseniz İzmir'i görürsünüz. İzmir'i yıktınız değil mi? Yıktık İzmir'i. Babamla annem de geldi Allah'tan, onları da görmüş oldum. İyi, çünkü hemen geldik, bir saat durduk gittik. Bir şey yapmadık yani. Günübirlik. Bakalım. Evet, hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.